Öncelikle rahat olun arkadaşlar. Sakin olun. Son derece sakin olun. Çünkü bu piyasalarda sakin olanlar, rahat olanlar kazanmaya devam edecekler. Panik yapanlar, korkuyla hareket edenler ya da günlük işlem yapmaya çalışanlar her seferinde bir kez daha zarar ederek yerlerine oturmak zorunda kalacaklar. Bunu hep söyledim. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın ne oluyor? Gevşeme politikaları açıklanacak deniliyor. Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de, dünyanın pek çok yerinde normalleşme sürecine geçmek için ilk adımlar gelmeye başlayacak. Ekonomilerden ve ülkelerden açıklamaları yapılıyor. Tabi burada başı çeken Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri biliyorsun. Amerika yaklaşık 3-4 hafta içerisinde 3 aşamalı bir gevşeme paketi açıklayacaklarını söylüyor. Diğer taraftan tabi Fed'in bakıyorsunuz önemli isimleri ya da uzmanlar ya da sağlık uzmanlarına bakıyorsunuz. Bu açılışların çok kısa süreceğini, ekonomideki kapanmaların çok daha sık olabileceğini, hatta 18 ay sürebileceğini falan açıklıyorlar. Bir tartışma ortamı var. Neden? Pandeminin ne olacağıyla ilgili net bir bilgi yok arkadaşlar. İnsanlara tamam geçin, yayılın, satın almaya devam edin, normal hayatınıza dönün denilse bile bir süre sonra tekrar ortaya çıkabilecek hastalık salgını insanları korkutuyor. Ve büyük ihtimalle bu nedenle de insanlar, devletler ne derse desin evlerinden öyle apar topar çıkıp bir an önce alışveriş yapmaya falan başlamayacaklar. Bu korku bir süre daha devam edecek. Bunu bir tarafa koyalım. Yani devletlerin gevşiyoruz hadi demesiyle gevşeme olmayacak. İkincisi, Avrupa Birliği ülkelerde çok daha temkinli bir durumla karşı karşıya kalacağız gördüğüm kadarıyla. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri de 3-4 haftaya kadar belki bir ihtimal gevşeme gelebilir ama bir 2-3 hafta daha acaba iş iyice netleşene kadar uzatsak mı süreci diye açıklamalar yapıyorlar. Çünkü 3 hafta için bugüne kadar verilmiş bütün emeklerin heba olmasını istemiyorlar. Ama bizim finans piyasalarına bakıyorsunuz, borsalara bakıyorsunuz, altın piyasalarına bakıyorsunuz. Bugün bu bahaneyi kullanarak işte bir şekilde altını aşağıya doğru vermeye çalışıyorlar. Doları hafif aşağıya doğru vermeye çalışıyorlar. Borsaları yukarıya doğru çekmeye çalışıyorlar. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu böyle. Kısa vadeli iş yapanların kısa vadeli hareketleri, günlük para kazanma hareketleri bunlar. Küçük yatırımcılardan da bu tekneye binenler genel itibariyle hep kaybeden taraf oluyor. Çünkü işte bugün günlerden cuma zaten, hafta sonu var. Hafta sonunda ne tür açıklamalar gelecek belli değil. Pandeminin süreciyle ilgili ne tür açıklamalar gelecek belli değil. Ekonomiyle ilgili hangi kritik açıklamalar gelecek belli değil. Bir takım kredili işlem yapan kişiler, kurumlar, yatırımcılar, büyük yatırımcılar şu anda bu yaptıkları işlemlerden çıkıyorlar ve karlarını ceplerine koyuyorlar. Çünkü adamların işleri bu dediğim gibi yani. Adam günlük olarak işlem yapıyor. Kaldıraçlı işlem yapıyor. Uzun vadeli işlem zaten yapmıyor. Maksimum uzun vadeli işlemi bir haftalık, 10 günlük oluyor ve şu anda pozisyonlarını bozup ne yapıyorlar? Nakite dönüyorlar. Hafta başında tekrar pozisyonlarını almak üzere. Ya da ne yapıyorlar? Bugün satış baskısı yaratıyorlar. Altın düşecek, dolar düşecek havası veriyorlar. Borsalar yükselecek havası veriyorlar. Ve pozisyon alıyorlar. Pazartesi günü tekrar yukarıya doğru hareketinde ya da salı günü ya da çarşamba günü fark etmez. Bakın bu filmi ilk defa izlemiyoruz biz. Defalarca izledik bu filmi. Türkiye'de de izledik, uluslararası piyasalarda da izledik. Örnek vereyim mi? Türkiye'den örnek verelim isterseniz. 4.80'di dolar biliyorsunuz bir ara. 3 olacak, 2 olacak dendi. Sonra 5.30 oldu. Yok 2 olacak, 3 olacak dendi. 5.50 oldu. 2 olacak, 3 olacak dendi. 5.80 oldu. 2 olacak, 3 olacak dendi. Her gevşemede, bu tip gevşemelerde, bu tip gevşemeler olmaya devam edecek arkadaşlar. Bu kaçınılmaz bir durum. Sürekli bir piyasanın zaten yükselmesi mümkün değildir. Ha yükseliyorsa, sürekli arka arkaya yükseliyorsa rally pozisyonuna girmiştir artık. O da çok net bir şekilde bellidir. Bu piyasanın durması için hiçbir neden yoktur ya da hiçbir ihtimal yoktur. Sürekli olarak yukarıya hareket eder. Her piyasa için geçerlidir bu. Hisse senedi piyasasında da olabilir durum. Altın piyasası olabilir ya da para piyasalarında olabilir, fark etmez. Şu anda bir rally ortamı da yok, bir rally nedeni de yok şimdilik. Çok yakın zaman içerisinde rallileri göreceğiz. Borsalarda aşağıya doğru rallileri göreceğiz. Altın ve dolarda yukarıya doğru çok sert rallileri göreceğiz. Neden? İşte o hep bahsettiğimiz ekonomik kriz, ekonomik sıkıntılar, ekonomik buhran çok daha netleşecek ve bunun bedelleri de ödenmeye başlanacak. Bugün borsalarda yukarıya hareket olacak.
olacak, aşağıya düşüşler olacak, tekrar yukarıya hareketler olacak falan. Yani krizin içerisindeki dalgalanmalar bunlar. Normaldir arkadaşlar. Yani normal bir gün gibi düşünün bugünü. Herhangi bir gün gibi düşünün. Ama bu pandeminin faturası iyiden iyiye ortaya çıktığı zaman, bu kriz iyiden iyiye belirginleştiği zaman, hele ki bütün dünyada artık konuşulmaya başlanılan büyük bunalım gibi bir ortam doğmaya başladığında, IMF gibi, Dünya Bankası gibi kurum ve kuruluşlar iyiden iyiye gerçekleri açıklamaya başladığında, ki açıklamaya başlıyorlar. Nitekim bizim Merkez Bankamız bile büyüme rakamlarını 3.3'ten, beklenti anketinden bahsediyorum, eksiye çekmiş durumda. O eksi rakam bile çok gerçekçi değil de hadi diyelim neyse. Öbür taraftan bakıyorsunuz, düne kadar 6 denilen dolar kuru beklenti anketi 6.93'e çekilmiş. Hiçbir gerçekçiliği yok. Bugünkü rakamı alıyor, 6.93 diye yıl sonuna uyarlıyor. Çünkü korkularıyla konuşuyor. Yani gerçekçi beklentilerini söylemiyor size. Tamamen korkularıyla, endişeleriyle konuşuyor. Garantici olayım kardeşim. Yarın öbür gün bana laf etmesin kimse. Hani sen 6.50 bekliyordun, niye 6.50 olmadı demesin. Hani sen 7.50 bekliyordun, 7.50 niye olmadı demesin. Anlatabiliyor muyum? Kaygıları bu. Doğal olarak Merkez Bankası'nın beklentisine bakıyorsunuz, 6.93 çıkıyor. Bugünkü rakama bakıyorsunuz, 6.93 seviyesinde. Yani bugünkü rakamı alıp beklenti olarak sunmuş adam. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Neyse, biz dönelim bizim ne yapacağımıza. Bir, kaldıraçlı işlemlerden uzak duracağız arkadaşlar. Forex piyasalarından uzak duracağız mümkün olduğunca. Profesyonel olduğumuza inanmıyorsak, yani bunu bir iş haline getirmediyseniz, bir portföy yönetmiyorsanız mümkün olduğunca kaldıraçlı işlemlerden, mümkün olduğunca Forex işlemlerinden, kaldıraçlı işlemlerden uzak duracaksınız arkadaşlar. Yoksa zarar edersiniz. Büyük zararlarla karşı karşıya kalırsınız. Evet, bugün 1680'li seviyelere gelir altının onsu. Yarın tekrar 1740'a gider. Bu aralık sizin batmanızı beraberinde getirir. Ya da gram altın 385 olur. Bir bakarsınız ertesi gün 378 olur. Olur. Bu dalgalanmaların olması bu koşullarda çok mümkün. Ve bu koşullar içerisinde siz kaldıraçlı işlem yaptığınızda 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50, 1'e 100 işlemler yaptığınız zaman bir bakarsınız elinizdeki para bir anda pul olur. Onun için mümkün olduğunca lütfen şu kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Küçük yatırımcıysanız, sizin derdiniz böyle ben parayı kazanayım, parayı götüreyim, acayip para yapayım falan olmasın. Bunu yaparsanız bedelini çok ağır ödersiniz bakın. Siz günlük işlemlerden de uzak durun. 2. Bakın, günlük işlemlerden de uzak durun diyorum. 385'e gider gram altın. Koşa koşa altınınızı bozmaya kalkarsınız. Zaten aradaki kotasyon farkından, makastan dolayı siz o fiyatı yakalayamazsınız bile. Ha diyeceksiniz ki ben bankadan yapıyorum işlemleri. Gram altın alıyorum, satıyorum. Orada da makas aralıkları açılıyor belli dönemlerde. Boş yere bir yığın strese girmiş olursun. 3 kuruş, 5 kuruş kazanacağım diye lütfen şu günlük trader kafasından uzaklaşın arkadaşlar. Altın düşerse düşsün, yükselirse yükselsin. Siz hedefinize bakın. Siz uzun vadeli bir hedef koyuyorsunuz ortaya ve bu hedefe ulaşmak için hareket ediyorsun. 3. Her söze kanmayın. Yani bugün gevşeme olacak, yarın öbürkü olacak. Genel verilere bakın. Genel veriler size ne söylüyor? Dünyadaki genel gidişat, genel raporlar, bütçeler, bilançolar size ne söylüyor arkadaşlar? Bunlara bakın. Bu hastalığın gidişatı ne? Ona bakın. Bu hastalık bittikten sonra her şey güllük gülistanlık olacak mı gerçekten? Yoksa işler çok daha sarpa mı saracak? Buna bakın. Hiçbir şey yapamıyorsanız kendi düşüncenizle bakın. Yani siz inanıyor musunuz her şeyin bir anda güllük gülistanlık olacağına? Bu kadar yaşanan sıkıntıdan, badireden sonra. Bir başka konu, çok önemli bir konu bu. Panikle hareket etmeyin. Eyvah düşüyor. Eyvah ben en tepeden aldım. Ne yapacağım şimdi? Bir daha bu seviyelere hayatta gelmez falan bakış açısı. Yanlış bir bakış açısı arkadaşlar. Evet, tepe noktalar vardır. Ve bazen gerçekten o tepe noktalara bir daha gelmesi çok uzun zaman alır. Ama şu anda sizin aldığınız, sattığınız noktalar tepe noktalar falan değil. Altının tepe noktası ons olarak bakıldığı zaman 1860 dolar. Diğer taraftan çeyrek altının tepe noktası yok. Dip noktası da yok. Çünkü Türkiye'de fiyatlanan bir emtiadan bahsetmiyoruz ki. Yurt dışındaki altının onsuna göre ve Türkiye'deki dolara göre, yine yurt dışı bağlantılı Türkiye'deki doların fiyatına göre fiyatlanan bir emtiadan bahsediyoruz. Çok hızlı hareket etmesinin sebebi de bu aslında. İşte hem dolar düşüyor hem altın düşüyor, ne yapacağım ben? Ben size zaten 6.95 seviyesinin bir anda aşılıp gidilemeyeceğini söylemiştim. 6.95 seviyesinde bir miktar bekleyeceğiz. Buranın bir direnç olup olmadığını kontrol edeceğiz.
edeceğiz demiştim. Nitekim bakın tam 6.95'in üzerine zaman zaman çıkıyoruz. Zaman zaman altına iniyoruz. 6.95 buradaki kritik seviye arkadaşlar. 6.95 kırıldıktan sonra hedefimiz 7.20. Bana soranlar oluyor. Hedef değişti mi bu geri çekilmeden sonra? Altın çok sert düştü, ne diyorsun? Altın çok sert falan düşmedi. Bir gün önce zaten bu seviyelerdeydi. Bir günde 1740 dolar seviyesine çıktı. Şimdi tekrar bu seviyelere geldi. Yani nereye çıktığına, ne kadar zamanda çıktığına bakacaksınız. Nereye geldiğine, nereye düştüğüne, ne kadar zamanda düştüğüne bakacaksınız. Bu bir dalgalanma hareketi. Bu hareketler olacak. Haftaya da tekrar 1700 doların üzerinde başlayan bir altın ons değeri gördüğümüzde hiç şaşırmayacağız. Ki nitekim bugün de 1700 doların üzerine tekrar zaman zaman zorladı, tekrar geri çekildi vesaire. Bugün bile 1700 doların üzerinden kapanış gerçekleştirebilir altın onsu. Neden? Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bir tarafta pozisyonunu bozup karını cebine atanlar var. O günlük işlemci büyük yatırımcılardan bahsediyoruz. Bir taraftan da pozisyon alanlar var. Önümüzdeki süreçler için çok daha uygun fiyatlarla altın almaya çalışanlar var. Diyeceksiniz ki ya kardeşim peki biz niye bu fiyat fırsatını yakalamıyoruz? Siz onlar gibi işlem yapmıyorsunuz arkadaşlar. Onlar çok daha hızlı, çok daha makasların dar olduğu ortamlarda çok daha büyük kapitallerle iş yapıyorlar ve onların işi bu. Günlük trade yapmak. Ve büyük zararlar yaptıkları zaman da gidip başlarını duvarlara vurmuyorlar. Büyük getiriler elde ettikleri zaman da parti vermiyorlar. Adamlar bu riski alıyorlar. Diyorlar kazanırsak kazanırız, kaybedersek kaybederiz kardeşim. Ve büyük paraları olduğu için de bu tür kayıplar onlara çok fazla dokunmuyor. Ama senin 1000 liran 980 lira olduğu zaman korku yaşamaya, panik yaşamaya başlıyorsan uzak duracaksın bu tür atraksiyonlardan. Gayet basit. Bu tür atraksiyonlardan uzak duracaksın, sakin olacaksın, panik yapmayacaksın, eline kahveni alacaksın ve genel trende bakacaksın. Genel trend ne? Altında yükseliş. Genel trend ne? Dolarda yükseliş. Ben ne yaptım? Dolar ve altından kendime bir sepet yaptım ve bekliyorum kardeşim. İyi de peki nereye kadar bekleyeceğim? Nereye kadar bekleyeceksiniz? Normalleşme sürecine kadar bekleyeceksiniz. Normalleşme sürecinden sonra da zaten herkes artık buraların zirve noktalar, tepe noktalar olduğunu konuşmaya başlayacak. Hatta ben de dahil konuşmaya başlayacağım. Normal zamanlarda biliyorsunuz altınla ilgili ben bu kadar size net bir şekilde yükselecek demiyordum. Çoğu zaman düşebilir. Bakın buralar kritik seviyeler. Hatta çok sert düşüşler gelebilir dediğimiz zamanlar oluyordu. Çünkü dünyada normal bir süreç işliyordu. Amerika'da işsizlik rakamları ile ilgili bir sorun yoktu. Ekonomik dengelerle ilgili bir sıkıntı yoktu. Dünyada bir küçülme problemi yoktu. Değil mi? O zaman çıkıyorduk diyorduk ki size ya altında bir düşüş gelebilir. 1600'e gittiği zaman nitekim satışlar geliyordu. Ardından bu seviyeler artık dip buradan yukarıya doğru hareket başlayabilir diyorduk. Neden? O dönemler ekonomiyle ilgili böyle büyük sıkıntılar yoktu. Ama tüm dünyayı, tüm küresel yapıyı tehdit eden bir süreçten geçerken altın fiyatlarını normal koşullarda değerlendirmek ya da dolar fiyatlarını normal koşullarda değerlendirmek mümkün değildir arkadaşlar. Ve küçük yatırımcıların yapabileceği tek şey paralarını korumaktır bu süreçlerde. Diğer taraftan her ne kadar yatırım tavsiyesi olmasa da doların ve altının neden yükseleceğiyle ilgili ise neredeyse 50 maddeden oluşan bir video da çektim daha dün. O nedenlerin hiçbiri ortadan kalkmadı. Dünyadaki ülkelerin biz gevşemeye başlayacağız, normalleşme sürecine gideceğiz falan demesi açıkçası benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sizler için de hiçbir şey ifade etmez. Rahat olun, keyfinize bakın, kahvenizi içmeye devam edin, pozisyonunuzu koruyun, yeter. Günlük işlemlerden uzak durun, yeter. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durun, yeter. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki hızlı bir şekilde sizlere ulaşabilelim. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın ve eğer ki kanala destek olmak isterseniz de katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden birisine üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.